Sevgili seyircilerimiz, afiyet olsun. Köşemizdeyiz. Bakıyorum, ustam portakalı rendelemiş, suyunu sıkmış. Evet. Suyunu sıktık. Evet, hani kabuğunu yerken içine atmayalım değil mi? Çok ayıp olur. Yaradana karşı ayıp olur. Çılmasın. Estağfurullah. Evet, bakıyorum yumurtalarımız hazır, yağımız hazır, evet. İlmeğimiz hazır. Cam kabuğumuz hazır. Onu yağlıyorum, hemen yanınıza geliyorum. Evet. Evet. Zannediyorum yumurtaları atarak başlayacağız. Siz atın o zaman, ne bekliyorsunuz? Değil mi? Hiç. Ben de şerbet için hemen su doldurayım. 3 yumurtamızı görüyorum ve hemen atıyorum. 3 yumurtamızı. Sıradaki ürün ne olabilir? Tabii ki şeker olabilir. O kadar. İlkay Hanım bu işi öğrendi. Evet, bu işi ben öğrendim. Ben konukların yanına gidiyorum. Olur. İlkay Hanım mutfakta. Ben evet mutfakta devam edeceğim. Hemen bakıyorum. Biraz yumurtayı çıktıktan sonra bir bardak toz şekerimizi ekliyoruz. Bravo. Ben de şerbet için gerekli olan malzemelerden şekerimizi, suyumuzu biraz kopya çekelim. Evet. 3 su bardağı şeker, 4 su bardağı su. Şerbetimiz soğuk olacak. O yüzden ilk önce şerbetimizi hemen koyalım. Evet, havuçlu revani yapıyoruz şu an. 3 yumurta. Düzeltelim, portakallı revani oldu portakal, efendim. Ay pardon, çok özür diliyorum. Yok, ben yanlış hata görmüşüm. Bende, hata bende. Hiç sorun yok. Evet, portakallı revani yapıyoruz. 3 yumurta, 1 bardak şeker. Ustam gibi çırpmaya çalışıyorum, elimin tutuşuna bakar mısınız? Şekerler erimemiş izleyicilerimiz. Bilginiz olsun. Sizin gibi çırpamıyorum ustam. Ben böyle normal. Yok yok, bayanların yapamayacağı iş yok. Ondan eminim, şöyle, siz kesinlikle becerirsiniz. Evet, Ahmet gösteriyor. Ustam gibi çırpabiliyor muyum? Biraz yorulduğunuz gibi. Evet, ben böyle çırpmaya devam. Sizin gibi evet. Çırpamıyorum ustam. Evet, biraz ben oldu değil, gibi. Ben hem bir göz gezdireyim çaktırmadan hem bir ben bakın. Tamamlayayım. Bir bakın. Hiç siz şey yapmayın. Evet, hemen onları hiç problem alayım. Yokmuş gibi devam ederim. Yok, problem yok zaten. Yok zaten. Yok, yok, şekerler erimiş. Üstünden geçiyorum sadece o kadar. Ha, eliniz değsin. Ha, elim değsin maksat. Ustam sizin gibi nasıl çırpayım ben? Bizim tabii alışkanlık. Yani. Herkes kendi işinde daha başarılı. Estağfurullah. Ben böyle normal. Ama sizin çırptım. Bir avantajınız var. Ev hanımısınız ya. Bizim alanımıza da giriyorsunuz. Ben bunu üzülüyorum. tabii. Her iş var. Her iş var. Mutfak var. İş evet. Var. Portakalımızın suyunu da. Evet. Öncesinde mi atıyoruz? Evet. Atalım. Bir portakal suyu. Ne yapalım? Şu, ben diyorum ki su içerisinde, suyun içerisinde pekala. Kabuklar asitlerini daha kolay salacaktır. Evet. Öyle bir çırpalım istiyorum. Valla çok da güzel olacağı benzer. Kavuk zaten, portakal zaten mis gibi kokuyor. Ya. Burada vanilin kullanmaya gerek kalmadı artık. Evet. Yağımız var. Bir bardak yağımızı eklediniz. Bir bardak yoğurdumuzu eklediniz. Evet. Hemen onları da özleştirelim. Evet. Hemen hatırlatalım. Zaten yönetmenim şu an ekranda verdi. 3 yumurta ile 1 su bardağı toz şekeri iyice çırptık. Hemen üzerine bir portakal suyunu ve arkasından bir portakal kabuğu rendesini eklediniz. 1 bardak yağ, 1 bardak yoğurt ve şimdi 1 bardak un ve 1 bardak irmik. İrmik ve 1 adet kabartma tuzu. Evet. Kabartma tuzunu, evet. Onu da karıştırmak iyidir ama eğer siz iyi karıştırıyorsanız sorun yok. Bütün harcın içerisinde de sorun olmadığını zaten daha önce evet, yaptığımız tariflerde gördük. Ki. Ama isterseniz de unla birlikte de karıştırabilirsiniz. Evet. Onu da hatırlatmış olalım. Şerbeti içinde ustam 3 su bardağı toz şekerle 4 su bardağı suyu ekledi. O da bir tarafta oluyor. Ustam kaç dakikada olacak? 180 derecelerde. Evet. Önceden yaklaşık ısıtılmış. Evet, 25 dakika falan sürecek. Kekimiz hazır olduktan sonra çıkartacağız. Ilık hale getireceğiz. Şerbetim soğuk olacak. Tabii ben evet. Şimdi ilk önce şerbetin kaynamasını bekleyecek ki soğuması lazım. Tabii eğer şimdi ki. Atarsam tabii ki. 25 dakika içerisinde hem şerbet evet. Hem soğumaz. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynasın. Daha sonra kenara alıp soğutmaya bırakın. Eğer vaktiniz kısıtlıysa başka evet. Kaplara kullanarak da soğutabilirsiniz. Hemen bir evet. Spatula alalım. Evet. Kaşıkla sıyırabiliriz. Tamam. Yağlanmış cam kabımızı kullanıyoruz. Şerbetlemesek bile belki kek gibi yenebilir değil mi? Çünkü zaten içerisinde aslında tabanı şeker kek. Var, portakal var. Evet, tabanı kek zaten. Evet, tabii ki. Harika olacak. Leziz. Tabii evet. Ki dün söylemiştiniz, ustam hani glutensiz ekmek yapacaktı. Sevgili seyircilerimiz unuttuk.
sanmasın. Çölde onu da yapacağız. Çölde için. Tabii ki. Onu da yapacağız. Da, tabii yani ki. Bir yaklaşık 20 dakika sonra hamurunu yapacağız. Bir saat kadar dinlendirmeye çalışacağız. 45 dakika da olabilir program gereği. Evet. Daha sonra ise cam kabımıza kullanacağız bir tanesini. İki ekmek yapacağız. Birisini cam kapta yapacağız. Birisini ise şöyle bir kalıp aldım. Muhtemelen ha, her yerde bulunuyor. Böyle bir kalıp seçtim. Böyle bir kalıpta yapacağız. Süper. Vallahi merak ediyorum ustam. O zaman merakınızı ne zaman gidelim? Bir saat sonra. Yarım saat, 20 dakika sonra buluşalım. Bir buçukta sonra gelelim. Buçukta evet. Gelelim. Olur tamam. Mu? Buçukta. Hı-hı. Buçukta gelelim. Çünkü ekmeğimizin dinlenmesi gerektiği için programımızın sonuna kadar yetiştirmemiz evet, ben lazım. Ben şimdi bunu fırına atmıyorum. Öyle sanmayın. Ben de öyle sanıyordum şerbetin aslında. Şerbetin hazır olmasını sağlayacağız. Ondan sonra atacağız. 25 dakika pişecek. Siz şimdi ekmek için malzemeleri. Sizde. Ben ekmek malzemelerini tamam. Hazırlayayım. 20 dakika sonra görüşelim. Tamam. O zaman ustam size kolay gelsin teşekkür diyoruz. Teşekkür ederim. Ve hemen ustamızı mutfakta bırakarak sohbet köşemize geçiyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, mutfağımızdayız. Glütensiz ekmek yapacak ustam. Ekmek yapacağız ama söylemeden geçemeyeceğim. Evet. Sevgili Cansız öyle güzel seslendirdi ki bu güzel evet. Parçayı. Yeniden aşık olasım o geldi. Yani gizli aşka davet var sanki. Gerçekten mükemmel yorumdu. Valla. Deseri çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz bu güzel müzik parça için. Türkiye evet için. Özgün Düzgün'e ve Cem Cansız'a teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar program boyunca bizlerle birlikte olacaklar. O güzel türküleri dinlemeye devam edeceğiz doymaya bu arada. Doymaya çalışacağız inşallah. Evet, bize. Evet tabii ki. Ustam bakıyorum. Özür diliyorum. Estağfurullah. Hemen kekimi atayım bu arada. Evet siz kekinizi atarken ben bakıyorum. Unumuz var. Çok az yağımız, tuz ve mayamız var. Evet. Değil mi? Ben ilk önce kısa bilgilendirme yapmak istiyorum. Tabii ki. Elimden geldiği kadar aldığım bilgiler Profesör Doktor Semih Aydoğdu'dan alıntıdır. Dünyada beklenen tanı sayısı ortalama 70 milyon iken 2 milyon tanı sayısı var. Ne kadar düşük olduğunun farkına varın lütfen. Türkiye'de ise 600 bin iken ortalama veriyorum bu rakamlar tabii ki resmi değil. Beklenen tanı sayısı ise 13 bin civarındadır. 600 bin ile 13 bini kıyasladığınızda mükemmel evet. Bir sayı farkı var. Bir ailede eğer bir kişide çöllek hastalığı tanısı teşhisi konuluyorsa lütfen birinci ve ikinci derece akrabalara yakınlar mutlaka taramadan geçsin. Bu doktorumuz özellikle vurguladığı bir durumdur. Evet. Çöllek hastalığı ise arpa, buğday, yulaf ve çavdarda bulunan gluten proteinin ince bağırsakla yaptığı, geliştirdiği bir hastalıktır. Yani ince bağırsak aslında bu proteine karşı görevini görmemektedir. Ya da bu protein ince bağırsak zarar vermektedir, görevini gördürtmemektedir. İnce bağırsak hastalığıdır, çöllek hastalığı bu proteinden kaynaklanan. Bu ön bilgiyi verdikten sonra yapıma geçelim. 2,5 su bardağı ılık suyumuz olacak. Bir de kesinlikle glutensiz ürünler yaparken normal unla yaptığımız teflon ve tahta kaşıkları kesinlikle kullanmıyoruz. Çünkü onların gözeneklerinde kalma durumu söz konusu diğer unların, normal unun. Normal unda şöyle bir şey var. Bir evet. Çay kaşığının 8'de biri dahi ürüne eğer girerse, bir çay kaşığının 8'de biri normal un olarak girerse bu dahi çöllek hastalıklarını rahatsız etmektedir. Evet. Bir tatlı kaşığı, düzeltiyorum yemek kaşığı ben markette glutensiz maya buldum. Evet. Özellikle dikkat ettiğim için glutensiz maya kullanıyorum. Evet. Tuzumuzu, yağımızı atalım. Sıvı yağ kullanıyoruz. Ayçiçek evet. Yağı. Yarım çay bardağı. Bakıyorum şöyle. Ustam, şeyin içinde ben güzel tarifler de var. Evet, evet. Glutensiz un. Un da biraz böyle farklı biraz değil evet, mi? Evet, vardı. Biraz nişasta yandırıyor. Ben diyecektim şimdi, evet nişasta hem yandırıyor. Hem dokusal olarak hem görsel olarak nişasta evet, evet. Yandırıyor. Tuzumuzu ve mayamızı biraz eritelim. Evet, 2,5 su bardağı ılık su. 1 yemek kaşığı glutensiz maya evet. Ve içerisinde yarım çay bardağı sıvı yağ ve tuz var şu an. Normal toz maya kullanıyor galiba çok emin değilim o yüzden net bilgi vermeyeyim. Normal maya da kullanılıyor bildiğim kadarıyla tabii kesin emin olmadan doktorunuza danışmadan yapmayınız. Bunu hiç el kullanmadan yapacağım. El evet. Kullanmamın bir sakıncası yok sadece kaşıkla da yapabildiğini göstermek istiyorum. Evet. Malzeme de yok sevgili seyircilerimiz. Sadece 2,5 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı glutensiz maya, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz ve 4 su bardağı glutensiz un. Evet biraz yumuşak dokusu olacak hamurumuzun. Evet. Bir saat kadar beklememiz gerekiyor. Normalde bir oda sıcaklığında biz 45 dakika 40 dakika falan bekleyeceğiz. Bize yeterli olacak. Yeter evet de. Evet. Evet.
Elle de yoğurabilirsiniz. Evet. Biraz kaşık da daha pratik olacaktır diye. Evet evet tam kendim zaten ediyorum. Çok aşırı sert bir hamurda değil. Rahatlıkla karıştırılabilir. Biliyor musunuz bu hastalığın kurtuluşu yok. Çölyak hastalığını yakalanan kişi ömür boyu sadece glutensiz ürünler yediği sürece sağlıklı bir hayat yaşayabiliyorlar. Evet. Ortalama dünyada sanırım 0 ile 20 yaş arasında çoğunluk çıkıyor. Evet çocuklar. Bu yaş arasında da 6 ile 17 yaşlar arasında daha çok yakalanma riski. 80'li yaşlara kadar da yakalanlar oluyor. Ve hastalık da uzun süre belirtisini korumuyor. Hastalığın belirtileri ise aşırı zayıflık, karın şişliği evet. ve sürekli olan ishal. Evet, hamurun yapısını bir yakından zaten gösteriyorsunuz. Evet, teşekkür evet, ederim. Evet, Ahmet gösteriyor. Evet. Hamurun yapısı bu olacak. Şimdi bunu yaklaşık 40 dakika dinlendireceğiz. Daha sonra ise biz tekrar bir borcama gireceğiz. Kaşık yardımıyla dökerek evet. çok basit yapıldığını göstermek istiyorum. Bir de kek kalıbını kullanmaya çalışacağım. Evet, bir de onu da deneyeceğiz değil mi? Evet, şimdilik bu kadar İlkay Hanım. Size kolay gelsin diyoruz, diyoruz o teşekkür zaman. Teşekkür ederim. Şunu da hemen üstünü de kapatalım. Üstünü de kapatıyorsunuz. Evet. Tamam, 40 dakika evet. ihtiyacımız var. Evet sevgili seyircilerimiz, ustamızı her zaman olduğu gibi mutfakta bırakıp sohbet köşemize geçiyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, mutfak köşemizdeyiz. Bakıyorum, portakallı tatlımız hazır. Oo bayağı kabarmış ustam hamur. Evet. Glutensiz ekmek hamuru. Evet. Çok kabartmamak gerekiyor. Burada sıcak suyun, ılık suyun da önemi çok. Evet. Ilığı geçmemesi gerekiyor. Eğer mayalanma durumunda pişirmeden önce daha çok mayalanma sağlarsak pişimde çok randıman sağlamayız. Bunu siz dökecektiniz değil mi? Evet yani ben dökecektim pardon, ama bilmiyorum pardon, artık. Buyurun. Evet hemen. Tamamını boşaltabilirsiniz. Her tarafa yayılacaktır. Evet ama gezdirmek yani. De adet değil mi? Evet ne bileyim öyle alışmışım. Evet. İşte bitti. Teşekkür ederim. Kekimiz evet. ılık, şerbetimiz soğuk, ide tatlımızda. Oh valla elinize sağlık. Evet. Muhteşem. Teşekkür ederim. İlkay bunu biraz toparlamak istiyorum. Evet. Biraz daha dinlenecek galiba yok, değil mi? Yok dinlenmeyecek. Aa tamam mı ustam? Bu biraz Oo. Fazla bile geldi. Sanırım suyun benim biraz sıcaktı. Evet, evet, evet. Fazla bile kabarmış. Hemen bir kısmını şu kalıba alalım. Evet. Yarısı oranında. Evet. Bu kalıbı boşaltacağız. Yağlanmış kek kalıbımız evet. sevgili seyirciler. Glutensiz ekmek bir kez daha hatırlatalım. Belki televizyonu yeni açmış olan izleyicilerimiz vardır. İçerisinde 2,5 su bardağı ılık su var. Bir yemek kaşığı glutensiz maya. Öncelikle ustam onu karıştırdı. Ardından yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz ekledi. Ve 4 su bardağı glutensiz un. İyice kaşıkla karıştırıldıktan sonra yani elle yoğurmadı ustam ama elle de tabii ki yoğurulabilir evet, evet. dedik. Kaşıkla karıştırdı ve yaklaşık 45 dakika dinlendi. Şimdi yağlanmış kek kalıbına ustam yerleştiriyor. Bu şekilde yeterli. Vallahi ustam çok merak ettim. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz. Sadece bıçakla birkaç evet. çizik atabiliriz. Kabarınca daha güzel olacak. Evet. Evet. Kek kalıbımızı fırının taban kısmına koymamız gerekiyor. Evet. Denemelerimde bunu gördüm. Hemen bunu atalım. Alt kısma mı koyuyorsunuz? Evet, tamamen tabana koydum. Evet. Şimdi geri kalanını da cam tepsimize evet. boşaltıyorsunuz. İlk önce burada güzel bir yuvarlayalım. Evet. Fazla da aslında mayalanmış ekmeği fazla sıkıştırmamak gerekiyor. Çünkü mayalanmış, kabarmış hamur tekrar evet. sıkışma pozisyonu düşerse pişirdiğiniz ekmek daha hamurumsu yapıyı kazanır. Evet, o da püf nokta. Evet, o yüzden fazla kabartmadan... Evet. Fazla da sıkıştırmadan yapmak gerekiyor hamuru. Ben mümkün olduğu kadar doğal yapmaya çalışıyorum. Kaşıkla boşaltarak. Evet. Herkesin evinde teknik araçlar, gelişler olmayabilir. Mutlaka evet. Gördüğünüz gibi sadece sıva yöntemi yapıyorum ilk önce. Evet. Boşalttıktan sonra. Hatta biraz daha uzunlamasını yapmak istiyorum. Çektirerek. Evet, şimdi tekrar sıvı yöntemiyle düzleştiriyorum ekmeğimi. Bu kadar da basit değil mi ustam? Evet. Malzemesi fazla yok. Toplam belki 5 malzeme var. Hakikaten 5'miş. Bakıyorum ben de. 5 malzemeyle. Uzun süre belki hastalıktan yakalananlar bu ekmekleri bu tarife ulaşmıştır ama
Maalesef ki yeni yakalananlar oluyor veya bilincinde olmayanlar oluyor. Evet. Bu konuyu araştırdığımda, duyduğumda, daha önce duymuşum aslında, çoktandır yapmak istiyorum, evet, ama maalesef üzücü bir hastalık. Allah yardımcıları olsun. Evet. Buna da tekrar birkaç çizik atıyorum. Evet. Bu kadar. Ve bunu da fırının tabanının hemen üstüne koyuyorum. Bir demir ızgaram var parmak. Evet, evet, evet. Hemen birinci kata bunu da koyalım. Bilmiyorum, gözükürse yansıtalım bunu da. Evet. Evet. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Evet, şu an Ahmet gösteriyor. Hatta bunun şuna bir dipnot daha ekleyelim izninizle. Buyurunuz ustam. Bir miktar su ekleyerek fırındaki ekmeğin yüzeyini daha yumuşak hale getirmek için ısıya dayanıklı cama su koyabilirsiniz. Altı. Bunu da buraya koyduğunuzda bu da işin temel noktası olmuş olabilir. Şimdi ise 200 derecede 30 dakikaya alıyorum. Programımızın sonuna yetişecek. Tatlımız zaten hazır. Ekmeğimiz de bitecek diyoruz. Yine ben sizi mutfakta bırakıyorum. Evet, ustamızı mutfakta bırakıyoruz. Hemen sohbet köşemize geçiyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, afiyet olsun. Köşemizdeyiz. Bakıyorum ustam portakallı revaniyi hazırlamış. Hazırladık. Çok güzel. Ekmeğimiz müthiş çıktı. Müthiş gözüküyor. Teşekkür ederim. Gerçekten. Biraz soğudum, bir bakayım. Ustam bir peynir varsa hemen ben. Evet. Oo, harika. Gerçekten muhteşem. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Keselim mi dilim? Keselim. Keselim ustam vallahi. Ay, bildiğimiz ekmek oldu. Evet. Sıcaktır. Dikkat edin. Ay, mis gibi. Tabii içerisi şu an biraz daha sıcak oluşum. Tabii ki. Tabii ki biraz beklemesi gerekecek. Evet. En azından onları da evet göstermiş olalım. Çok kısaca anlatalım ustam. Süremiz bitmiş. Hemen ekmekten başlayalım arzu ederseniz. Evet, başlayalım. İlk önce 2,5 su bardağı ılık suyumuz vardı ve 1 yemek kaşığı glutensiz maya kullandık. İyice erittikten sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve tuz vardı. Arzu ettiğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Tamamen karıştırdıktan sonra 4 su bardağı glutensiz un kullanarak iyice karıştırdık. Yaklaşık 40-45 dakika dinlendirdik. Daha sonra ise hem cam kabımıza hem kek kabımıza ya da ekmek kabımıza koyduk. 30 dakika 200 derecede pişirdik. Fırının tabanında pişirmeyi ihmal etmeyin. İçerisine de bir miktar su koyabilirsiniz buhar yöntemini oluşturmak için. Çölek hastalarına geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Amin, tabii umarım ki daha sorunsuz bir hayat yaşarlar temennisiyle dileğiyle. Evet. Hemen portakalı anlatalım, evet. Tabii. İlk önce şekerli yumurtayı iyice çırptık. Krem haline gelinceye kadar bunu sağladık. Daha sonra ise sıvıları, daha sonra ise kuru gıdaları ekleyerek iyice özleştirdik. Yağlanmış cam kabımıza koyduk. 170 derece yaklaşık 170-180 derecede yaklaşık 25 dakika pişirdik. Şerbetimiz vardı. Şerbet soğuk olacaktı. Kekimiz ise ılık olacaktı. Şerbetimiz sanırım 3 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su idi. Yanlışım varsa düzeltin. Evet, evet, 4 su bardağı su, 3 su bardağı şekerdi. Son aşamada ise 1-2 dilim limon sıkıp ilave edebilirsiniz. Kek ılık olduktan sonra soğuk şerbeti verip dinlendirmeyi alın ve sunumu hazır hale getirebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık diyoruz. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağlıkla. Evet sevgili seyircilerimiz, bugün de programımızı burada noktalıyoruz ve tabii ki ustamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi o güzel ses ve yorumuyla Cem Cansız ve Özgün Düzgün sizlerle birlikte olacak diyoruz ki yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu ve sağlıklı günler, iyi hafta sonları efendim, hoşçakalın.